sesini çıkartma. Hiçbir şey bakmıyor. Ama güzelliği yeter. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neydir siz? Bugün de yorgun bir gün benim için. Ama kümesime inince bütün enerjim yerine gelecek. Dadaş karşı gidiyor bize. Sonra kızılcıklarımız olduğu için her sabah böyle birkaç kızılcık yiyip öğle kümese geçiyorum. Domateslerimiz dolmuş. Göstereyim dedim. Kucak kucak. Kucak kucak bir domates. Şurada çiğ domatesleri çok severim abi. Ben şunu bir afiyetle yiyeyim. Devam edelim. Hey abi arkadaşlar, artist Süriye karıştı. Hadi bakalım, iki gündür. Babam böyle Süriye bırakıyor. Bugün göstereyim size dedim. Artisti Süriye karıştırma konusunda talepte bulunan ağabeylerim, arkadaşlar, kardeşler. Neyse. Evet, haklıydınız. Sürü içerisinde uysallığı var. Böyle çok asil bir şey de, hırçın değil en azından. Keyfi yerinde. Ama sürü içerisinde horoz sayısına bakınca artist eninde sonunda bu sürüden çıkacak arkadaşlar. Yani şimdilik duracak. Kışa kadar da durmak istiyorsa dursun. Çünkü sürüyle bir adapte oluşması lazım. Birbirlerine karışması, kaynaşmalar lazım. Bu kapı artık sürekli açık. Gün içerisinde de açık. Amacımız içerideki sürünün tamamen dışarıdaki sürüyle kaynaşabilmesi arkadaşlar. Feriklerimiz, Hulk, Hulk ve ailesi, Hulk zaten dışarıda da. Hulk'umuzun tamamen adapte olup bizim Raptor'un, yani bunun büyük babasının, babasının daha doğrusu, sürü liderliğinden düşmesi lazım. Sürü liderliğine nasip olursa Hulk'u getireceğiz arkadaşlar. Babasını sürü liderliğinden indireceğiz. Peki neden? Çünkü Hulk'un babası Raptor, yani inşaat mühendisi, maalesef çok simsiyah. Siyah tonlamalara sahip olduğu için çok fazla. Alttan gelen civcivlerden hepsi kel atmasa da siyah daha çok çıkıyor. Ama bizim Hulk beyaz tonlaması daha yüksek. Brakel genetiği var kendisinde. O yüzden bunun lider olması sürüden, alttan alacağımız karışık karma sürüden genelde beyaz atması demek anlamına geliyor. Ben de bunu çok istiyorum arkadaşlar. O yüzden inşaat mühendisinin yerini Hulk alabilir. Bir süre daha dokunmayacağım. Ve Hulk'un bacağında bilezik var. Biraz sıkıyor mu diye düşünüyorum o bilezik onun ayağını. Çok kalın çünkü bileziğe göre. Hulk'u bir yakalayıp aslında o bileziği alabiliriz. Hadi birazcık yakalamacılık oynayalım. Evet, yoğun sıcak yaz ay günlerinde böyle haftada bir kez arkadaşlar bütün bahçeyi suvarıyoruz. Suluyoruz yani.
bu su kaynağıyla. Bu su kaynağı da bizim yan taraftaki büyük çaydan geliyor. Akan sudan yani. Hem tavuklarımız için hem kazlarımız için güzel bir alan oluşturuyoruz. Boydan boya böyle L çizip aşağı doğru gidiyor bu su. Buraları suluyor, alt tarafı suluyor. Etrafı sulamaya çalışıyoruz. Çünkü sıcak hava mesela şu an bu sulama işi olmasa şu bitki örtüsü çoktan kurumuştu. Başta da bir kuruttuk biliyorsunuz. Sel falan geldi, oldu, bu oldu derken canlandı hayvanlar, bütün otlar, çimler. Ama ondan öncesinde olan sıcaklık bütün bu bitki örtüsünü kurutmuştu. Videolarını görüyordunuz. Bugün sizlere şundan bahsedeyim. Yumurta veriminizin düşmesi konusundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla soru soran arkadaş var. Dalaş, yumurtalarımız düştü. 2-3 tane tavuğum var. 5 tane yumurta alıyorum veya da 10 tane yumurta alıyorum. Evet, tavukçuluğun böyle bir tarafı var. Havalar şu an mesela çok sıcak gittiği için tavukların metabolizmaları tamamen değişiyor. Algoritmaları bozuluyor arkadaşlar. Algoritması bozulan tavuklar strese giriyor. Strese giren tavuklar yumurta salmamaya başlıyor. Önce sürünüzde eğer tavuk sayınız fazla olmasına rağmen yumurta az alıyorsanız önce sürünüzü bir inceleyin. Bit var mı? Hayvanlar stresli mi? Horoz sayınız çok mu? Barındıkları ortam nemli mi? Kuru olması lazım çünkü. Hayvanların stresi yok ise, hastalık yok ise sürünüzde baktınız ki neşeli, mutlular, yiyip içiyorlar ama halen yumurta yapmıyorlar. Bunu sağlayabilmeniz için ise onları tetiklemeniz gerek arkadaşlar. Peki nasıl tetikleyeceksiniz? Çok kolay. Bakın, en etkili yöntemlerden birini söylüyorum. Bu konuda çok tartışmalı şeyler gördüm ama ben sürekli uyguladığım için biliyorum. Yaş ekmek mayası. Büyük marketlerde satılıyor 5'li kapsüller halinde. 4'lü kapsüller halinde. Alın 10-15 litre suya 4 kapsül ama ılık su olacak. Ilık suyla köpürtene kadar karıştırıyorsunuz. Hayvanlarınıza o gün içme suyu olarak ondan veriyorsunuz. Bunu haftada bir olarak 3 hafta boyunca devam ettiriyorsunuz. 3 haftanın sonunda hayvanlarınız zaten şoklanmış olacak. O şoklanmayla birlikte hayvanlar patır patır yumurta salmaya başlayacak. Hatta bu sürecin bir tarafı da hayvanların gurk olmasına da sebebiyet verecek. Hayvanların hem metabolizmalarını güçlendireceğiz, hem onlara faydalı bakteriler vererek, mayanın içinde çünkü bakteriler var, hayvanların yumurta salmasına, gurk olmasına, vücut sıcaklığının artmasına, enerjilerin artmasına sebebiyet vereceğiz. Yani tavuklar için doğal bir antibiyotik değil, tam bir doping. Doğal bir doping etkisi oluşturuyor. Yurt dışında büyük çiftliklerin düzenli olarak yaptığı bir sistem. Çünkü orada ilaç kullanımı yasak. İlaç yerine onu kullanıyorlar. Hem yumurta verimleri artıyor, hem de hayvanların düzeni, algoritması yerine oturuyor. Fazla verirseniz yumurtalar şekilsiz olur. Tam kararında haftada bir hayvan sayınıza göre 100 hayvan, 150-200'e yakın hayvana 15 litre suya yapsanız yeter. Ama daha fazla hayvanınız varsa bunu 20-30 litreye çıkartabilirsiniz. 4 kapsül yerine işte yani 7 kapsül olabilir, 8 kapsül olabilir. Onu artık kafanıza göre ayarlarsınız. Tavşancıklarım yanına geldim. Böyle bundan sonra birkaç videoda da bilgiler vereceğim. Çünkü havalar sıcak biliyorum. Çok çalışmıyorum çiftlikte. Bari sizlere biraz faydam olsun şu süreçte. Eylül'de muhtemelen deli gibi videolar çekeceğiz. Çalışacağız, gezeceğiz, dolaşacağız. Bir şeyler yapacağım. Planlı mama yapmaya devam ediyorum ama bu ay içerisinde birazcık böyle yatacağız arkadaşlar. O yüzden azıcık da sizlere bilgi verip faydalı olmaya çalışayım. Havalar sıcak gittiği için aynı zamanda hayvanlarımızın hepsi, evcil hayvanlarımızın hepsinde var. Diş parazit olan olay artıyor. Bit piri olayı çok fazla artıyor. Hayvanlar strese sokuyor sıcak olduğu için. Hastalık oranı artıyor. Farklı hastalıklar türüyor. Bunların hepsini önüne geçebilmeniz için haftalık olarak sirkeli suyunuzu eksik etmiyorsunuz. Bebe aspirininizi eksik etmiyorsunuz. Aynı zamanda yaş maya meselesini de eksik etmiyorsunuz diyeceğim ama yaş ekmek mayasını da çok abartmamak lazım. Şimdilik haftada bir verebilirsiniz. Bu üçünü üst üste böyle cetvel şeklinde dizebilirsiniz. Pazartesi elma sirkesi verin. Çarşamba günü aralık verin çünkü hayvanlar kendine gelsin. Bebe aspirini verin ama bebe aspirini iki haftada bir verin. Haftalık vermeyin. Cuma günü de
maya verin, ekmek mayası. Yine ekmek mayasını da 3 haftadan sonra vermeyin, bir 2 hafta dinlendirin. Yine yumurtanızda toplanma olmasa yine devam edebilirsiniz şey mayayı. Ama maya konusunu da şöyle açıklayayım arkadaşlar. Bir destek ürünü olarak düşünün. Bunu aslında cüzi miktarda kendiniz ayarlayabilirsiniz. Düzenli vermek daha mantıklı. Yani her cuma günü işte 4 kapsül yerine 2 kapsül yavaş yavaş azaltın. 15 gün 3 haftadan sonraki haftalarda artık 4 değerli 2 kapsül verin, 1 kapsül verin ama o suyun içine karıştırın. Yani ben ele yedirem. Daha geçen hafta olmadı. 2 gün evvel verdim. Bütün sürüye verdim. Civcivlere bile verdim. Mayaya. Hayvanlar şu an bir toparlanması lazım. Her hafta vereceğim öyle düzenli. Veriyorum zaten. Kimi gün 2 tane atıyorum. Kimin 3 tane atıyorum. Hayvanların yumurta verimini gözlemliyorum. Duruma göre bazen 4 tane birden atıyorum. Tavşanlarımı çok seviyorum. Tavşanlara hiçbir şey vermiyorum. Bunlar zaten hasta olmuyorlar. Çok şükür. Böyle deli gibi seviyorum onları. Yumuşacıklar zaten. Yumuşak gittikler. Yumuşacıklar. Yumuşacıklar. Çok şükür. Bunlar şimdi otunu motunu yesin. Biz de diğer işlerimize geçebiliriz. Adıyla bir de Hark'ın tadını çıkartıyor. Çok yaklaşınca kaçıyorlar benden. Artık eskisi gibi değiller. Çünkü rahatsız ediyorum onları. Sabah bütün gün yüzüyorsunuz zaten. Ben çok geçindim bugünkü mesela. Çok yoruldum değil mi arkadaşlar? Bir 1700 tuğla çekmişiz. Pirket. O yığıma neydi onun adı? Neyse işte. 1700 adet. 4 arkadaş. Öldük. Her yerim ağrıyor yani. Ama bitirdik sonunda tuğla işini. Şimdi işte sabah kalmışım. Çok geç uyandım. 8.30'da uyandım. Ben daha erken normalde 7.30-7'de kalkıp inerdim. Bugün çok iyi geçince annem beklememiş, açmış kafesleri. İyi de yapmış bence. Adıyla bir düvenden kaçıyor arkadaşlar. Eskiden bu kadar kaçmıyordular. Çünkü onları sürekli yakalayıp mıncıklıyorum. Ve artık onlar o durumu hiç sevmiyorlar. Mıncıklamamı da istemiyorlar. Bu keratalara bir havuz yapmak için söz vermiştim ya. Şimdi böyle idare ediyorlar zaten haftada bir. Bir tane havuz sistemi yaparsak eğer. Ki o kadar baktım. Çok pahalılar ya. Örnek veriyorum. Hayvanlar, evcil hayvanlar için havuzlar var. Küvet alın dediniz. Hepsine baktım ama bunların hiçbiri benim için kullanışlı değil arkadaşlar. Burada kullanışlı olabilecek, yapabileceğimiz en iyi sistem kendimiz yapmamız tuğlalarla. Bir alanı oluşturup şu tutun altını da düşünmüyor değilim. Belki de bir bakmışsınız buraya yapıyorum. Senyar, hem senyar olabilecek hem de istediğim gibi tavuklarımızın, hayvanlarımızın. Çünkü ördek de alabilirim o zaman işte. Kazlara havuz yaparsam. Dışarıya da yeri yapmam lazım iki şeyle. Kafamda bir şeyler kurguluyorum da nasip olursa inşallah yapacağız. Yaparım ya. Güzel olur. Tamam, burayı da bitirdik. Köprünün altından mı geçeceksin sen? Tamam rahatsız etmeyeyim sizi daha fazla. Bugün bıldırcınlarıma uğramıyorum. Deli gibi yumurta sağlıyorlar. Bıldırcın yumurtası istiyorsanız kümesim.com. Tavuk yumurtası istiyorsanız kümesim.com. Aklınıza ne kadar ürün gelirse yine kümesim.com adresine girebilirsiniz. Bizzat kendi web sitemiz arkadaşlar orası. Orada ister ilan verin ister ürün satın size kalmış. Satın alın ne isterseniz yani hepsi orada. Arkadaşlar yine grup tavuklarımız tavan yapmaya başladı. Kaba sakal Burk. Sen bir dakika sus. Kaba sakal Burk. Şu arkadaşımız zaten Burk. Burk'tan var. Burk'tan zaten kerata. Şu arkadaşımız değil. Şunlar değil. Burk değil. Benekli zaten Burk. Benekli. Sen yine Burk koydun kızım. Bakıza yumurta da varmış. Anam. Çok değerli, çok değerli yumurtalar varmış bunlar. Neymiş bunlar? Çarpı yumurtalar mı yatıyorsun sen kızım? Olsun. Şu manyak, bu manyak çıkartacak. Ne vuruyorsun oğlum, ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun sen bana ya? Kaba sakalı çok seviyorum. Ya bu da bugün muhtemelen annem yemleme yapmamıştır. Bu hayvanlar açtır. Hatta kafesleri bile açmamış. Bunlar nasıl gözden kaçırttık. Kafesleri açılmamış. Çocuklar. İstikrar olan. Gel artist dışarıda gel.
Gel garı oğlan. Bizim garı oğlan sever böyle şeyler. Çık 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 çık. Haydi zıppırik. Gara zıppik. Ha. Zıppırik çık. O da nereye gitti artist? Artist nerede? Artist çünkü en son bizim Raptor'la birbirlerine girmiştiler. İnşaat mühendisi burada. Ama artist piyasada yok. İşte bu iyi olmadı artist. Bizim inşaat mühendisi pis. Affetmez. Yani asil masil değil ama cüssü olarak, yapı olarak, güç olarak çok farklı bir konumda. O yüzden biraz sıkıntı. Affetmez, yapıştırır. Aha öyle bizim asiller. Saf kan asillerimiz yanına geldik. Bunlarda herhangi bir sürtüşme yok. Bunlar arasında büyük bir horoz atmamı söylemiştiniz. Aslında asili atabilirim buraya. O zaman birbirlerine girmezmişler. Liderlik olacağı için. Öyle bir şey de istiyor muyum? İstemiyorum arkadaşlar. Çünkü iki gün sonra bunları bu tarafa böleceğiz. Birlikte böleriz. Hala ben çekip göstereceğim size bölerken. Buradan cinsleri ayırt edeceğiz. Çünkü herhalde 2-3 farklı cins var burada. Gördüğümüz kadarıyla. Böyle bir kalın kafalı var. Çok kalın kafalı. Var ince kafalılar var. Çilliler var. Bir de gagası bir değişik olan vardı. Nerede? Ağzıda. Bu kalın kafalılarla birlikte koyacağım. Yani. İki kafes yapacağız. Birini bu tarafa, birini bu tarafa. Horoz tavuk ayıracağız. İnşallah nasip olursa. Boynuzlu olanlar var. İkisi boynuzlu. Boynuzları var buraların üstünde. Ben nasıl bir hayvan sesim ya? Değişik. Maşallah maşallah. Halledildi. La buradan bir çıkalım. Selamaları çıkartıp horozlarımı göstereyim size tabii. Horozları toplu satalım dedik. Çok yazan çizen oldu ama biraz mesafeler uzak arkadaşlar ve gerçekten uygun veriyorum. Yani normalde piyasada o fiyatlara bulamazsınız. Tabi fiyat söylemiyorum. Anlaşma yapılır da. Buradaki horoz family çok değerli. Harikalar diye yani gözde horozları ve hepsi çok dev gibi büyüdüler. Bakın dikkat edin. Şunun hayvanın heybetine bak. Şunu. Maşallah maşallah. Dev gibi. Burada yine aynı şekilde dev gibi bir horoz daha var. Niye bunlar bu kadar iri ve yapılı biliyor musunuz mu? Raptor'un sayesinde. Şurada yine Icardi'ye benzeyen bir horozumuz var. Çok güzel bir kel horoz. Muhteşem. Burada en zayıf horoz şu olabilir belki. Küçük olarak diyorum yani bir cüssü olarak. Ama diğerlerinin hepsinin cüsseleri çok iri ve yapılı arkadaşlar. Babalarını çeğenmişler. Şu çok büyük ya. Hem çok uzun. Maşallah maşallah. Horoz deli olur. Yapılı. Orada bir tane mavici horoz var. Onu ben sürüye karıştırdım vazgeçtim bu arada. Çok istediğim gibi cüsseli büyümedi. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Şu Icardi çok güzel bir horoz olmuş. Pelte ile birlikte. Daha da o gelişir. Muhteşem olur. Şu ikisi var ya. Neyse tamam. Daha fazla göstereyim. Burada gördüğünüz horozlarımızın tamamını yine kümesimden bulabilirsiniz arkadaşlar. Karışık horozlarımızı sürüye atacağım. Toplu olabilir. Arasından seçmek istedikleriniz olursa da bu videoda görüyorsunuz zaten. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. İlanı. Görseler için buradan alırım muhtemelen. Ayırt etmem çok zor. Çünkü hayvan sayısı çok. Tutamıyorum da. Ayrı ayrı da çekim yapamıyorum ayrıca. Her hayvanın genetik olarak en az 3-4 genetik var. Hepsinde böyle dizili olarak. O yüzden bağışıklık sistemleri çok güçlü olacak. Şu mesela brakel kırması. Çok değişik bir şey çıkmış ortaya. Hepsi birbirinden farklı. Evet, yine sürüye karışan feriklerimizden biri daha. Bu da favori feriklerimden.
asıl favorim arkada. Onu çok yakından göstermek istemiyorum size. Arkadaki periyim aynı zamanda mavi yumurtacı doldu. Bemekler falan dubam geliyor mu da? Çok karanlık. Çok net görünmüyor. Pürüzsüz bir hayvan maşallah. Dağılım olarak falan, fiziki yapısı olarak falan. Çok yakın göstermeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz daha gelişsin. Büyüsün sonra. Yakından inceleriz. Bugün değil ama. Böyle siyah görünmesi daha iyi. Şu arkadaşımız ise keyfi yerinde. Bu da çok tatlı. Buna da aslında bir bilezik atmak lazım. Zamanla. Ben şimdi içeride bir operasyon yapalım. Dediğim gibi hook'u yakalayabilirsek çok iyi olacak. Nerede bizim hook? Hookito. Hookito ne yapıyorsun? Çünkü hook'umuzun ayağındaki bilezik sıkıyor gibime geldi ya. Hayvan iri ya şimdi. Raptor'a da takamamıştım hatırlıyorum. Çok iri çünkü. Hookito. Hookito. Azıcık oynamadı. Öyle poponu dönersen seni avlarım. Şunu çok dayı çaktı ya. Yanaşmıyor. Ne oldu oğlum? Ha karı diyeyim sana. Dur ve dur la bizim hulk hulk. Çok da kuvvet daha kerata. Arkadaşlar hakikaten hulk bu arada. Ayaklar yemeyesi. Şimdi hulkumuzun bileziğini çıkartmaya çalışacağım. İyi ki de gördüm. Bu bilezik buna sıkıntı uzun vadede. Ulan bir dur lan dur. Abi, dur. Bir dur kesin. Oğlum bir dur. Oğlum bir dur. Tamam sen şimdi ama bir dur oğlum. Oğlum bir dur oğlum. Dur bir saniye yatırayım onu böyle bir dur. Hah. Hadi kafanı şöyle. Ağzına bağırayım. Uf. Oğlum bir dur. 2 dakika dur. 2 dakika bir dur. 2 dakika dur. Dur 2 dakika. Şunu çıkartmamız lazım. Dur. Tamam. Dur. Oh, oh. Bak çıktı. Çıktı bak. Bak çıktık çıktı. Dur. Dur Hulk'um dur. Dur maşallah mübarek dur. Zına bağırdığımı Hulk'um. Maşallah maşallah. Evet arkadaş dediğim gibi bence bu hayvan sürü lider olmaya hak ediyor. Değil mi? Çok tatlı değil mi? Tamam. Tamam. Hadi gidebilirsin. Hulk'un bileziği çıktığına göre bir like'ınızı alırım. Şimdi sürdü çok fazla ama o işi de hallettik. Artis zaten sürüde. Artis ama kafayı yemiş durumda sürüye karıştığı için. Bir saniye, bir dakika durmuyor. Bak şurada da çok güzel periklerimiz var bu yıl için. Kaybımız olmazsa buna biraz daha gelişince göreceksiniz. Ya benim dadaş kovularıma ne dedim öyle? 3 tane var. Aa 4 tane varmış. Ölmezseler he. Muhtemelen ölürler. Olmuyor çünkü dadaş kovular olmuyor. Bir tane cüce koçinimiz var burada. Az çekilsene cücem benim.
Arkada bak, bir tane dadaş bu sarı. Aynen. Ortada yine çok tatlı hayvanlar var. Şu arkadaşa mesela birazcık takılabilir. O da Hulk killerden şuradaki. Bakalım. Taksam mı? Çok güzel bir tavuk çünkü. Nazara bu da yeşil. Ayaklara. Sen hukuk geldiğinden mi olacaksın sen? Maşallah maşallah. Dur ben seni öperem. Tamam bak sana. Öbür kardeşinden şey yatırdı. Bilezik. Dursana kız. Yakıştı sana. Kırmızı sana çok yakıştı. Sana kırmızı çok yakıştı sana. Öpüm, gözünden öpüp mü sen? Çok tatlı. Tamam hadi git. Oh. Bugün böyle çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgilenmek, uğraşmak falan. Al. Orada yine bilezi takacağım hayvanlar var tabi. Ama biraz daha büyümelerini bekleyeceğim. Şu arkadaş da bir sarı mısır. Favorim. Ama biraz beklesin. Açıkçası daha önce sizlere proteinli yem nasıl yapılır onu da gösterdim. O videom çok izlenmedi çünkü bilgileri videolar sevmiyor. Gidip geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Tavuklarımızı şu an ben yem rasyonumu mecbur değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü nakliye çok pahalı gelmeye başladı. Artık buğday, arpa, mısır kendim alıp kendim kırıp karma yapıyorum. Şu an böyle sertliğime bakmayın. Bu hayvanların mutluluğu için, keyifleri yerine gelsin diye. Normal öğünlerinde karıştırmanız gereken, kendi yumurta yemenizi nasıl yaparsınız o konuda bir video çektim. Ve onu eski videolarımda bulabilirsiniz. Belki 2 hafta olmuştur bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Hava çok sıcak olduğu için diğer kameraya da geçemiyorum arkadaşlar. Şu an GoPro ile çekim yapıyorum açıkçası. O yüzden aksiyon kamerası olduğu için bazen görüntülerde hafif şey olabiliyor. Geçen bir yorumda gördüm. Biraz ete düşük gibi görünebiliyor. Çünkü geniş açı farklı, renk tonlarına daha farklı cevap. Çok şükür. Şu an sıcak, öyle sıcak ki serinde bile terlemeye başladım. Hayvanlarımız ne yapsın? Çok şükür ki kendilerini koruyabilecekler alanlar var, oluşturmuşuz da. Oralarda takılıyorlar. Siz çok mu acıktınız çocuklar? Afiyet olsun. Sürünün bir bölüm de yok. Çok az bir kısmı bu arada, burada. Diğer büyük kısım arka tarafta. Şimdi en başta hark çekmiştim ya, hepsi hargın orada arkadaşlar. Gelmezler bu tarafa. Serin yer niye gelsin? Hulku ve ailesini, asil horozumuzu ve bütün feriklerimizi sürüye karıştırdık. Karıştırırken videosunu çekemedim. Çünkü annem benden önce gelip açmış. Keşke açmasaydı da gösterseydim ama şöyle var. Akşam olunca hepsi bu tarafa girdiği için. Herkes yerini biliyor çünkü arkadaşlar. Muhtemelen bir sonraki videomda birlikte açacağız. Tekrardan görürsünüz. Tekrarın. O kafesi açıp kapatacağız. Oraya girip gece yatıyorlar. Sabahları gelip tekrar o kafesi açacağız. Oradan dışarı çıkıyorlar. Şimdi alıştıkları için de her gün sıfırdan sürüye karıştırma videosu gibi göreceksiniz. Hiçbir sürtüşme olmadı. Hayvanlar birbirleriyle çok hızlı kaynaştı. Bizim artist biraz sürtüşüyor horozlarla ama diğer tavuklarımız, feriklerimiz, cücüklerimizin hiçbiri öbür sürü üyeleriyle birbirlerine girdiklerini görmedim. Bizim sürünün en sevdiğim kısmı zaten bu. Defalarca da söyledim. Rabbim sizlere daha güzeller nasip eylesin. Burada gördüğünüz bütün hayvanların bu sürü hiyareşinin daha iyisini de sizlerin olsun arkadaşlar. Bizler mutluyuz. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Sizleri çok seviyoruz.